belki de ben beceremedim. Ne bileyim, daha tecrübeli biri olsa kız konuşacaktı belki. Üslubumu mu beğenmedi acaba? Acıdı mı falan mı düşündü? Niye bir şey demiyorsun? Bir şey desene. Konuşayım mı? Konuş. Tamam, sen bitirmeni bekledim. Hayret. Şimdi bir eleştiride bulunacağım. Ama eğer izin verirsen. Öyle alınmayacak, gücenmece yok. Tamam. Onun için söylemiyorum zaten. Ne oldu? Ne bileyim. Eleştirirken ilk defa izin istedim de. Yok, kötü bir şey söylemiyorum ya. Hoşuma gitti. Tamam. O zaman şunu söyleyeceğim. Şimdi bu kızı ikna etme meselesi falan, onlar halledilir. Onlar mesele değil, onları çözeriz. Ama bizim asıl çözmemiz gereken şey Canancığım şu. Nedir? Senin bu gibi durumlarda, nasıl söyleyeyim, bütün hatayı artık kendini aramaktan vazgeçmen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Olaya biraz objektif bakacaksın. Hikaye bu. Şimdi bu kızın sana söyleyemediği bir şey olabilir, bir sırrı olabilir, ne bileyim. Yani sen ne yapsan olmayacak bir durum vardır belki ortada. Anlatabiliyor muyum? Senden bağımsız düşünmen gerekiyor. Senin gibi karşımdakini suçlayayım diyorsun. Ben öyle mi yapıyorum Allah aşkına? Öyle yapıyorsun. Tamam, öyle yapmıyorum ama bunu bilerek konuşuruz. Yapıyorsun da neyse. Neyse hayatım, evet. Konu ben değilim zaten. Tamam. Konu ben değilim, onu bilerek konuşuruz. Tamam. Senin olaylara bu kadar duygusal yaklaşmaman gerekiyor. Daha objektif olman gerekiyor. Olayın özüne odaklanman gerekiyor. Ya kendini dışarıda tutman gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit ya. Fatih intihardan kurtarmış adamım, söylediklerime kulak ver diyorsun yani. Yani şimdi beni, bana kendimi anlattırtma. Sen ben ne diyorsam onu yap, rahat et. Sen bu Fatih'in katil olduğuna inanmıyorsun o zaman. Hayır, ben başından beri katil olduğunu düşünmüyordum ki onu. Ya bırak ya Allah aşkına. Hayır, gerçekten öyle. Gerçekten kaza olduğundan emindim hatta. Yani Fatih her şeyi yapabilir, bak her şeyi yapabilir ama adam öldürebilecek yapıda bir adam değil. Sen bana böyle bir objektif ol, duygusal yaklaşma falan filan diyorsun da bence sen Fatih'e bir üzüldün. Onu bir kurtarmak istedin sanki. Ne alakası var ya? Alakası varsa Akgün'le ilgili kararlarında da öyle. Sen en büyük kararlarını hep duygusal sebeplerden alıyorsun. Sen farkında değilsin ama sen göründüğünden daha duygusal bir adamsın. Aa, öyle bir şey yok. Öyle. Hayır. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Ne? Burada bir dondurmacı vardı ya. 20 yıl geçmiş, artık dondurmacı mı kalır Selim ya? Nasıl kalmaz ya? Ne var yani? Sinema duruyor, dondurmacı da dursun. Ne olmuş yani? Biz buradan şimdi dondurmamızı alacaktık, sinemamıza gidecektik ya. Bana bak be. Üzüldün mü sen? Üzüldüm. Yani alacaktık dondurmamızı güzel güzel. Sinema orada duruyor. Yani her şey ilk buluşmamızdaki gibi olacaktı. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bence şu an ilk buluşmamızdan bile daha güzel. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.